Şimdi herkes böyle bir ilk geldiği günlerdeki heyecanı göz önüne getirse desem, bu çok zaman alır. Çünkü o anları özlediğimiz için insan özlediği bir şeye odaklanırken çabucak gelip geçsin istemez. O olayın içinde tüm hissiyatıyla o hatıranın içine dolaşmak ister. Ben kendi hayatımdan birkaç kesit böyle söyleyeceğim. Sen de kendi hayatına bak. Böyle içinde keşkeler, yapmak isteyip de yapamadıkların veyahut manevi yönden nankörlükler veya işte şükürsüzlükler. Herkes kendi cihetinden bulunduğu konum itibariyle bir değerlendirsin. Herkesin şu dava yolunda fedakarlığını yaptıran birçok şey vardır ama beni şu davaya bağlayan, ilk anlardaki o çocuksu heyecanla böyle koşturan sağa sola, o fedakarlığı yaptıran anarşistler oldu. Komünistler. Yani işin böyle özetini söyleyecek olursak, anarşistler ve komünistler bizi dava adamı yaptı. Garip değil mi? Olur mu ya öyle şey? Hayırdır Serkan abi? Bir gün böyle üniversitede, şimdi Osman Sungüreken abinizi biliyorsunuz, onunla beraber kalıyoruz. İkimiz İzmir'de beraber kalıyoruz. Şimdi onun eğitimi gündüzdü, ben ikinci öğretimdim. Metrodan indim, o zaman da heyecanlısın, derslere kendimi çok veremiyorum. İşte bu hakikatlerle tanışmanın bir heyecanı var. Onların içinde böyle bocalıyorsun, bir şey öğrenmeye çalışıyorsun ya, zihnin hep o yönde. Çünkü sana birisi vesile olmuş, ki bana vesile olan kişi de Osman'dır. Hani çoğu yerde söylüyorum ya, cami çıkışına bana bir kart verdi, davet etti. Orada böyle işte bu hakikatlere tanışınca ister istemez böyle sende de bir dert başlıyor. Çünkü dertli adamların yanındasın. Yağmur. Ama fena bir yağmur yağıyor. Tamam İzmir'de çok soğuk olmaz ama güzel yağmur yağar. Alelacele hemen böyle medreseye kaçayım derken metroda herkesin çıkış yaptığı o çıkış yerinde üstüne poşet geçirmiş. Elinde de birkaç böyle kitapçık, broşür var. Onlara da böyle poşet, işte muşamba, naylon diyelim bir muhafaza etmiş. Davasını haykırıyor. Dava sonuna kadar batıl bir dava. Hakkaniyetin olmadığı ve hakkaniyete düşmanlığın olduğu batıl bir dava uğruna o kişi o rahatını feda ederek neticesinde dünyadan başka hiçbir şey olmayan o davasına ki dünya da kalmıyor ona böyle bir davada yaptığı fedakarlık. Benim içime dokundu böyle. Çünkü batıl dahi olsa eğer o işte ihlas varsa, samimiyet varsa Allah ona da nasip ediyor. Çünkü ayette çalıştığınızın karşılığı vardır. Cenab-ı Hak adil mutlaktır. Bu kainatta yaşadığımız alemde tekvini kanunlar geçerli. Teşrii kanunlar ahirete yöneliktir. Tekvini kanunlar sünnetullah'ta, adetullah'ta elbette bu dünya üzerindeki esbabı yerine getirirsem, vasıtalar ve vesileleri uygularsan muvaffak olursun. Yani ateş herkes için yakar. Doğru mu? Zehir herkes için zararlıdır, panzehir herkes için yararlıdır. Bunun gibi kanunlar vardır. Yani kardeş zehir içersen ölürsün. Şimdi bak bunun gibi adetullahlar her tarafta geçerli olduğundan dolayı o adamın o samimiyetine imtihan sırrınca Cenab-ı Hak muvaffakiyetle veriyor Fatih. Sonra hemen Osman'ın yanına. Dedim Osman böyle böyle bir durum var. Benim içim acıdı kardeşim ya. Sen bana bak cami çıkışında dertlenmiştin, bana bir kart vermiştin. Benim hayatım değişti. Şu an dışarıda da hayatlar değişiyor. Yakalıyorlar çünkü, onlarla muhatap oluyorlar, davalarını anlatıyorlar o yağmurda, o soğukta hiç çekinmeden. Ya biz ne yapıyoruz ya? Elimizde de broşürler var. Broşürler yaptırmıştık böyle. O broşürlerde de ön kapağında bu elmayı sana ağaç mı verdi sanıyorsun? Arka tarafında da seni ısıtanın güneş mi olduğunu sanıyorsun diye iki tane böyle arkalı önlü bir afiş, broşür. Biz de Osman'la beraber dedim sen şu metro çıkışına ben de metroya karşısına geçtik. Onlar orada. Onlar böyle bağırıyorlar sloganlarla tamam mı? Biz de oradayız. Biz de böyle gelenlere veriyoruz. O broşürlerden falan veriyoruz. Abi etrafımız oldu 50-60 kişi. Ben tam hatırlamadığım için aradan 10 sene geçmiş. Osman aradım. Dersten dedim Osman bu olaydım hatırlıyor musun? Hatırlamam mı ya dedi. Etrafımızda 50-60 kişi toplanıyordu. Minnet mesela o broşürleri dağıtıyoruz ya biz arada. Elmanın kilosu kaça diyen var. Elma satıyorum zannediyor. Onu yanaşan var diyor ki bu hakikaten diyor, bu elma kim veriyor ya diyor. Olayı görüyor musun? Ortamı görüyor musun? Tabii onlar karşıda dedik bizi dövecekler. Çünkü böyle
indirdi. Bizi böyle kesiyorlar, uzaktan kesiyorlar, tamam mı? Artık Osman'ın kardeşimin de, yani tabir için söyleyeceğim, biraz boyu kısa olduğu için kendi de söyledi. Hatırlamıyor musun? Ben yüksek yere çıkıyordum. O etrafta böyle insanlar toplanınca anlatacak ama kendi görünmüyor, broşür gözüküyor. Ondan sonra o da çıktı böyle yüksek bir yere, anlatıyor. Evet diyor, bu elma ağaçtan değildir. Ağaç bunu yapamaz. Böyle ya, ortamı göreceksin. Öyle muazzam bir ortam var ki metro çıkışında. Herkes elinde o yağmurda, bir de böyle köprü geçiyordu, bilirler İzmirliler. O metronun orada bir uzun büyük bir köprü var. O köprünün altında zaten metro çıkışı. Köprünün altında geriye çekildik. İnsanlar böyle deli gibi dinliyor. O Burger King'in önünden geçerdik. Lisenin ve üniversitelerin olduğu yerde. İşte oralarda ne? Fast foodçuların olduğu gençler var. Nerede kalabalık var? Hiç çekinmeden aralarına otururduk. Aralarına otururduk, orada muhabbette bir şekilde koyulurdu. Şimdi bunları yapamıyoruz diye üzülme kısmı değil. Çünkü bunun daha geniş bir mecrasını Allah bize YouTube'da nasip etti mi Fatih? Daha güzel bir alanda biz bunu yapabiliyoruz. Ama bu meseleyi, benim üzüldüğüm nokta şu. Bu sadece birkaç tane gence mahsus bir hadise mi? Mesela buradaki Maksat 114 çekirdek kadrosuna has bir mesele mi? Yani bu olay sadece benim için mi var? Ya da senin için mi var? Yani bunu izleyen kardeşlerimiz, dışarıdan bizi gören kardeşlerimiz hiç kendi üzerine almayacak mı? Hiç onun için önemli olmayacak mı? Hiç Allah'ı anlatmak istemeyecek mi? Hiç Allah için bir ömür fedakarlık yapamayacak mı? Ömrünün kısa bir anında. Hiç bunu düşündün mü acaba? İslamiyet'i anlatmak sadece oradaki din görevlilerine mi münhasır? Onlara özel bir şey mi? Askerlikte bile biz bu sıkıntıyı yaşadık. Askerlikte bana ceza verdiler işte. Yani askerlik uzayacaktı. Sana kalmadı diyor Allah anlatmak. Yüzbaşı. Allah anlatmak diyor sana kalmadı. Burada diyor görevliler var. O görevli dediği kişilerin akıbetlerini anlatmayayım hiç. Yani öyle bir duruma gelinmiş ki bir şey söyleyemiyorsun. Orada söylesen evet, sizin o görevli dediğiniz kişilere ben bu olayı söylediğim zaman ben tatile geldim buraya diyor. Fatih, böyle bir durum olmuş artık. Yani bir avuç genci münhasır değil bu hadise. Ama işte kıymet verdiğin neticede bunlar ortaya çıkıyor. Neye kıymet veriyorsun? Ne senin için ehemmiyetli? O zaman ortaya çıkıyor. Yani anamız babamız için, evladımız için, kardeşimiz için yoğun bakımda olsa, öyle bir hali olsa Allah muhafaza ve kan ihtiyacı olsa, ya sen o yönden yapmayacağın fedakarlık kalır mı? O imkan varsa sağa sola kapısını çalar mısın? Ya o kanın bulunması için. Bak buradaki mesele ne biliyor musun? O kanı niye bulmak istiyorsun? Yani kanı bulmak değil mesele. Neden o kanı bulmak istiyor bir adam? Çünkü bir hayat söz konusu burada. Neticesinde kazanılacak veya kaybedilecek bir hayat var. Bir adam, bir çiftçi düşün. Bağını, bahçesini onarıyor, çapalıyor, ilaçlıyor. Yani sadece yazın aldığımız ürünü adam sadece sıcakta sıkıntısını çekmiyor. Onun bakımlarını yapacak. Kışın da çalışmak zorunda. Rahatından olmak zorunda. Bekçiliğini yapmak zorunda. Kolay bir şey mi tarlada çalışmak? Neden? Yani o işi yapmasındaki kazanıp veya kaybedeceğin ne var? Bir rızık derdi var, değil mi? Ya hayat meselesinde böyle, rızık meselesinde böyle, vefa meselesinde böyle değil mi? Birine karşı canın istemediği halde vefadır diyorsun ve ona o fedakarlığı yapıyorsun. Kardeşim Allah aşkına, iman meselesin ne olacak ya? Neyi kaybetme korkun var, o yönde bir fedakarlığın var. O yönde bir gayretin var, bir çalışman var. Yani Allah seni dünyayı kazanman için mi gönderdi ki bütün meseleni, dava adamlığını, bütün derdini dünyaya sarf ediyorsun sen? Yani senin iman diye bir derdin yok mu? Senin imanını kurtarmak diye bir derdin yok mu? Bugün bir baba, işte az önce bahsettiğimiz gibi, veya bir evlat annesine babasına karşı her türlü hayati fedakarlığı yaparken evladının imanı gidiyor ve ona İman lazım. Allah'a iman hakikati lazım. Kan gibi. Meleklere iman lazım. Kur'an'a iman lazım. İhlas lazım. Bunları niye yetiştirme derdinde olmuyoruz? Çünkü önemli değil. İman dediğin mesele çok ucuz. Çok basitleşmiş. Ne olacak ki? Herkes iman ediyor. O yüzden bu hakikatlere ihtiyaç yok gibi bir algı da çıkabiliyor bunun neticesinde. Yani sadece bize has bir özellik değil. Niye anne babamızda bunlar yok? Çünkü öyle gelmiş. Çünkü maalesef biz hep böyle diyoruz ya, imtihan kısmını bize algı olarak nasıl vermişler? Bir şey kaybediyorsan ve Allah sana bir şey vermiyorsa. Allah'ın verdiği iman diye bir hakikat var. Adam bana soru soruyor, diyor ki
ya diyor işte yurt dışında doğan insanın diyor akıbeti ne olacak? Bunu soran kişinin namazı yok. Bu kişi namaz kılmıyor. Ve bazen de bir imamın oğlu bu soruyu soruyor bana. Diyorum ki bir imamın oğlu nasıl ateist olabiliyorsa bir kafirin oğlu da iman edebilir. Allah aşkına olaya baksana bak olay nerelere geliyor. İslamiyet'in yaşandığı bir ortamda ve serbest olduğu bir ortamda herkes iman mı ediyor Fatih? Herkes bunun farkında mı? Herkes bunun şükrünü yapabiliyor mu? Kardeşim senin işin daha zor. Çünkü sen bunları bildiğin halde dört dörtlük yaşamıyorsun. Ama şeytan başka sorularla onu meşgul ediyor. Yani bugün hiç kalktığında, uyandığında bugün benim imanım var diye bir adam seviniyor mu? Bugün de mümin olarak uyandım diye bir adam sevinebiliyor mu? Hah işte iman bu kadar basitleşmiş onun için. Halbuki hangi kandan bahsediyorsun, hangi rızıktan bahsediyorsun ya? Ebedi hayatına lazım olacak rızık ciheti var. Ama öyle bir hale geldik ki yani biz o dertlenme kısmını, fedakarlık yapma kısmını ona üzülüyorum ben. Adam bana özel görüyor. Maksat 114'teki adamlar Allah'ı anlatacaklar. Onlar yapmak zorunda, ben onu yapmak zorunda değilim diyor. Bu algıyla nereye gideriz biz? Evet en büyük derdimiz bu zaten. Çünkü evladı için dahi dertlenmiyor. Bu baba samimi mi? Bu anne samimi mi oluyor? Evladı için dertlenmeyen. Veya bir Müslüman önem verdiği şeyleri sıraladığı zaman imanını takviye edici bir gayrette bulunmuyorsa ne kadar samimi? Ha, bugün sınava gireceği zaman takviye besinler, gıdalar, vitaminler bunların peşinde koşarken, dünyalık bir müsabaka kısmında o vitaminler takviyeler alırken ebedi alem cihetindeki takviyeleri sadece bana özel mi? Sadece sana özel mi? Bu sefere çağrılma konusunda herkes buna dair değil mi? Herkes dair değil mi? Ey iman eden kullarım, size ne oldu ki sefere çağrıldığınız zaman olduğunuz yere çakılıp kaldığınız meselesi sadece bir güruha özel mi? Her seferinde diyoruz değil mi? Bu sefer kısmı sadece dünyevi kılıç kuşanıp silah alıp da savaşmak meselesi değil. Allah seni her daim günde 5 kere nefsinle olan mücadele kısmına çağırdığında sen olduğun yere çakılıp kalıyorsun. O çakılıp kaldığın yerdeki hadise senin halin ve tavrın dilinle diyemediğin her şeyi söylüyor. Benim daha önemli işim var. Çakılıp kaldı. Sınavım var, okulum var, şu bu var. Ertele, ertele, ertele. Ondan sonra sanki böyle adamın övündüğü nokta sen ne oluyor, on ne oluyor, ben ne oluyor, gençler yapıyor, sen ne yapıyorsun? Bak bu senin övmen tamam beni istediğin kadar öv, bu çok önemli bir şey değil ki. Allah sana karşı teveccühü var mı? Sen ne yapıyorsun? Ama bunu düşünmediğin sürece bunun işin devamı gelmeyecek abiler. Hep İslamiyet bir güruha hasmış gibi görünüyor. Bugün oradan geçen insanlar gibi başka insanlar da geçiyor. Bugün başkalarının evladının imanıyla dertleniyorsun. Adam kendi evladının iman için dertlenmiyor. Buraya adam getiriyor çocuğunu. Çocuğunu buraya getirdiği zaman derslerin de iyi olmasını istiyor. Diyorum ki ben derslerine yardım edemem. Benim o konuda ehliyetim yok. Ondan sonra benimle kötü oluyor Fatih. Çocuğumu oraya getirdim. Bir yardımcı olmadılar. Çocuğun namaza başlamış. Hiç orası umurunda değil. Ve çocuğun derslerine yardımcı olamıyoruz diye çocuğu buradan alıyor. Namazı bırakıyor. Önemli değil onun için. Nerede kaldı? Bu adam samimi mi şimdi? Bu baba samimi mi oluyor? Evet. Biz bir yere kadar bir şeyler yapabiliyoruz ki zaten kendimiz de kırık dökük. Her şeyi mükemmel yapabiliyor musun? Bugün kendini böyle silkelediğin zaman ne kadar kusurlar, hatalar, ha? Hayırlar dökülür. Üzerini zaten o senin seyyiatın örtebilir. Böyle bir haldeyiz biz. Ama İslamiyet'in yaşanıldığını savunduğumuz yerde dahi böyle bir gıcık hadise var. Evet. Sanki birkaç tane genç bu işi yapacak gibi. Allah yardımcımız olsun. Evet adamlar anarşist, adamlar komünist ama yani görüyorsun işte onlara biz mukabele edebiliyor muyuz? Sayı olarak onlardan çok fazla değiliz. Bugün sosyal medyada hayır yolunda çalışma oranı belki %1 bile değil. %99 şer odaklı çalışılmıyor mu? Bugün bir YouTube'da trendlere girdiğin zaman görmüyor musun? Allah aşkına şu an gündemdeki YouTuber'lara bak bakalım. Şu gençliğin vatan, bayrak, din, iman yönünde, Kur'an yönünde, Allah yolunda bana bir tane katkı faaliyetlerini sıralar mısın? Biz bunları hala görmüyor muyuz? Hala dertlenmeyecek misin? Koyun gibi bir yol tutturulmuş ve gidiyor. Çünkü adamlar işini ihlasla yapıyorlar. Sistemi çözmüşler. Ama biz Allah'a dair bir konuda güvenemiyoruz. Değil mi? Amelinizde rıza ilahi olmalı. Ya bu adamın amelinde rıza ilahi yok. Muvaffak oluyor ya adam. Ya biz Allah için yapıyoruz. Yani o kafirin, o dinsiz adamın o çalışmalarındaki muvaffakiyet kısmını veren de o ortamı hazırlayan da Allah. Yani
Allah yolunda düşmanlık yapan birisi bir başarıya ulaşabiliyorsa, onun yolunda güzel şeyler yapan niye başarıya ulaşmasın? Sen Allah'ı Müslüman olarak yanında daha hissedememişsin. Çünkü ağızdan çıkan cümleler, ah Allah zaten hep bunlara verir, bizi görmez ki haşa diye Müslüman bir adamın ağızdan çıkan söylemler böyle olursa, o adamın amelinde Allah'ın rızası ne zaman olur? Ama biz eğer güvenirsek, amelimizde rıza ilahi olursa, o zaman bütün dünya küsse ehemmiyeti olmayacak. Bütün dünya bizden küsse, bütün halk bizi reddetse tesiri de olmayacak. Ama yalnızca Allah için yaparsan, bizim o kardeşimle, Osman'la biz o işi yaparken, bak bir netice kısmını düşünmediğimizi fark ettim. Ya dedim ki Osman, ben sana bir şey soracağım. Ben tam hatırlamıyorum. Bu mevzu üzerinde belki yarım saat konuştuk. Dedim bana anlatır mısın? Seninle ileriye yönelik ne düşüncemiz vardı bizim? Böyle medrese açılır, televizyonda program yaparız, YouTube'da video çekeriz. Böyle bir gayemiz var mıydı? Yok biraderdi ya. İşte o gün sen çağırdın, öyle kart dağıtalım. Çıkıyorduk, ne varsa onu yapıyorduk. Bir böyle yani şartlı bir şekilde bir şeyler yapmıyorduk biz. Demek ki işin özeti bu kadar böyle abi dert yanıyorsun, söylüyorsun ama niye böyle oluyor, neden böyle olmuyor veya sorduğunda bu işin kolay olmadığı ortaya çıkıyor ya. Bu iş kolay bir şey değil. Bu iş kolay olmadığı zaman da sana kolay veya sen bunu kazanın anlamında değil. En çok tehlike içinde olan sen ve beniz. Sen de müminsin ve sen de yükümlüsün. Tebliğ sana da farz. İllaha çıkıp anlatacağım diye de kendini parçalama. Yaşa. En büyük tebliğ yaşamak. Yaşamadığımız için yaşayan birisiyle övünmeye başlıyoruz. Baba Kur'an okumayı bilmiyor. Kur'an okuyan bir oğlu var, hafız oğlu var. Onu kendisine övünç kaynağı yapabiliyor. Ama kendinde o eksikliği görmüyor. Bu yüzden bize veriliyor. Eğer sen o muhtaç olduğunu, o böyle kendini hani manevi yönden böyle kederli olduğunu unutursan elinden alınacak diyor. Evet, imanın şükrü. O da utançlı olur onun şükrünü yapmak. Çünkü şükrünü yapmaya yeterli bir yaşayışın olmayabilir. Bari yapamıyorsun, o zaman utancını yaşa. İşte imandaki pişmanlığı ve utanç nedir? Samimi tövbelerdir. Bir adamın samimi tövbe etmesi. Allah'ım bana kulluk verdin, yüzüme gözüme bulaştırdın. Bana iyiliği emrettin, namazı emrettin, yüzüme gözüme bulaştırdın. Bu şekilde Allah'a karşı o kendini güneşe dönüp de ışık benden gözüksün değil, iki büklüm olma. Osman kardeşimle bizim o çıkıp da o broşürleri dağıtmamız, öyle kafelerde girip insanların arasına bu hakikatleri bas bas bağırıp söylememiz, çekinmeden arkadaşlarımız geçiyordu gözümüzün önünden. Küçümser tavırlarla bakıyorlar. Ama yıllar sonra anlıyorsun. O an o heyecanla değil, şimdi düşünüyorsun. Niye böyle bir şey yaptın? Şimdi yapabilir misin? Çok zor. Bir nebze bir kardeşim hakikaten neye şükrediyor, neye şükretmiyor, kıyasını yapsa bile bize yeterli. Neden fedakarlık yapamıyoruz diye kendine sorabilir.